çağlardan bu yana örtünme gereksinimini karşılamak üzere hayvan derilerini kullanmış. Derinin çabuk bozulması onları belli çözümler aramak zorunda bırakmış ve zaman içinde kullanılan çeşitli metotlar dericilik sanatının doğmasını sağlamış. Tarihin en eski mesleklerinden tabaklığın yüzlerce yıllık gelişiminde meşe palamudu özü valex etkin biçimde kullanılmış. Deri, tekstil ve otomotiv kimyasalları üzerine uzmanlaşarak 1983 yılında ticari hayatına başlayan Artu Kimya, bugün deri sanayinin gelişmesine katkı sağlayan Valex üretimiyle dikkat çekiyor. Bu alanda Türkiye'nin tek işletmesi Manisa Salihli'de faaliyet gösteriyor. Şirketin ikinci kuşak temsilcisi Arda Yağcı, üretimin çevreci boyutuna dikkat çekiyor. Artu Kimya 1983'te kurulmuş bir firma, bir aile firması her şeyden önce. 1983'ten itibaren başta deri, tekstil ve otomotiv kimyasalları sektöründe ithalatçı ve dağıtım mümessillik hizmetleri olarak faaliyet gösterdi uzun yıllar. 1998 yılında da bu şu an bulunduğumuz tesis satın aldık özelleştirme idaresinden ve ağırlıklı şu an deri sanayine hizmet veren fakat çevreci bir ürün olan meşe palamudu özü yani Valex'i üretiyoruz. 1998 yılından beri. Şirkette ben kendim 2011'den beri yönetimdeyim ve ikinci kuşağım. Yani bir aile firmasının da geçişlerini de yaşadık bu zaman zarfında. Meşe palamudu üretimin öznesi konumunda. Palamut meşesinin kozalaklarını, ekstraktını çıkartıyoruz. Bu ürünü toz halinde bitmiş ürünümüz. Bu gözüktüğü şekilde. Ve bu ağırlıklı deri sanayinde bir nevi dolgu malzemesi ve bitkisel tabaklama malzemesi olarak kullanılıyor. Ve tabii bitkisel bazlı olduğu için sentetik, kimyevi ve birçok ürünün yerine kullanılıyor. Zaten en başta daha kullanım aşamasında yani çevreci bir kimliğe kavuşuyor ürünümüz. Anadolu topraklarında dericilikte meşe palamudundan faydalanılması 17. yüzyıla kadar dayanıyor. Ancak bilinçsiz ağaç kesimleri bugün sektörün geleceğini tehdit ediyor. Meşe palamudu 1700'lerde, 1800'lerden beri Türkiye'de kullanılan yine ağırlıklı bu tabaklama veya deri sanayinde kullanılıyordu bir bitkisel sepi malzemesi olarak. 1900 yıllardan itibaren yani Türkiye sanayileşmeye başladıktan sonra özellikle 1950'lerden itibaren diyelim gitgide tabii önemi düştü. Türkiye'nin envanteri bu konuda gerçekten zengin meşe palamudu konusunda. Burada tek dezavantajımız yıllardan yıla artan ne yazık ki bu ağaç kesimleri. Bu ağaç kesimleri olmasa belki Türkiye'nin 100 yıllık, 150 yıllık daha geleceğinde bu sektör artarak gitgide artan bir verimlilikle ve volümle üretime devam edilebilir ama tek engelimiz o. Ağırlıklı olarak Ege bölgesindeki dağ köylerinden müstahsillerce toplanan meşe palamutlarının fabrikaya ulaştırılmasının ardından meşakkatli bir üretim süreci başlıyor. Üretimde ilk olarak meşe palamudunun bu kozalağını kırmalardan geçiriyoruz, kırma ünitesinden ve bu ufalanıyor. Daha sonra ufalanmış olan meşe palamudunun kozalağının ufalanmış parçaları difüzyon tankları dediğimiz 10 adet ünitemiz var, tank ünitemiz. Burada kaynar suyla buluşuyor ve bu tırnak kısımlarındaki bir nevi reçinesi, yani bizim tabirimizde tanen elde ediyoruz. Bu tabii sıvı halde geliyor ve gitgide artan ısıyla yoğunlaşarak koyultuluyor. Yoğunluğu artıyor, kıvamı artıyor ve en sonda ısı gitgide arttıktan sonra bu süt tozu fabrikalarında kullanılan spray dry sistemi var. Yani sıvı materyali toz haline getiriyor. Ani yüksek bir ısıyla denk getirip en son spray dry ünitesinden geçip toz haline geliyor. En son bitmiş ürün haline gelen bu şekilde kavuşuyor. Ve ürünümüzü toz halinde biz 25 kiloluk paketlere koyuyoruz ve onu en son paletli bir şekilde ambarımıza kaldırıyoruz. 2014 yılında üretimin %80'ini ihraç ettiklerini söyleyen yönetim kurulu başkanı, ülke ekonomisi için katma değer yaratırken ithal ürünlere de dur demenin gururunu yaşıyor. Yurt içinde de bu ürünün kullanılmasının bir yararı alternatif ithal ürünleri kesmesi. Çünkü bugün meşe palamudu özü olan Valex'i kullanmayan bir tabakhane İthal olan mimoza, kebrako ve kestane gibi diğer alternatif bitkisel tanenlere yöneliyor. Bunlar da ithal olduğu için yani ihracat yapmasının yanı sıra alternatif ithal ürünleri de kesmesi açısından
birebir yani yüksek potansiyel ve Türkiye'ye katma değeri olan bir ürün. Yılında başlayan ve Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümüyle birlikte yürütülen ARGE çalışmaları hizmet yelpazesinin genişletilmesi amacını taşıyor. İç pazarda üretimin %90'lık kısmıyla deri sanayine hitap eden firmanın yönetim kurulu başkanı Arda Yağcı, Valex'in dericilik sektöründeki işlevini izah ediyor. Bu ta Osmanlı zamanından beri, 1800'lerden 1900'lerden beri tabakhanelerde bu büyükbaş hayvan derisi işleyen tabakhanelerde kullanılıyor. Kullanım alanında bir nevi dolgu malzemesi, su geçirmezlik ve sertliğini veren deriye, yani normal ham deri üzerinde bir proses var, tabaklama prosesi. Bunun aslında ana maddesi, ana ham maddesi. Yani bildiğiniz köselede, ayakkabılık köselelerde su geçirmezlik, o açık kahverengi rengi, bunlar hepsini Valex sağlıyor. Yani esas kullanım alanı bu. Fakat yıllardan beri, yani sadece büyükbaş hayvan deri tabakhanesi bunu kullanmadı. Bunu kimyasal firmaları kullandı, boya firmaları kullandı. Yani deri sektörüne hitap eden birçok ara firma da, ara sektörde de bu ürünümüz kullanıldı. Çevreci bir ürün işliyor olmak, çevreci yapımızın en önemli göstergesi diyen yönetim kurulu başkanı Arda Yağcı, üretim süreçlerinde atık su çıkmadığına dikkat çekiyor. Üretim prosesiyle ilgili, yani çevreye duyarlılık ve saygılık açısından bir kere ürünümüz bizim işleme esnasında biz bir kere su kullanıyoruz yoğun bir şekilde. 100 ton günde su kullanımı var. Biz baştan bunu arıtma sistemiyle arıtıyorduk. Fakat en son bu çalışmamızı oldukça yüksek bir araştırma geliştirme ile atık su olayını kestik. Yani tamamen kullandığımız suyu üretimde devir daim yapıyoruz. İşletme üretim süreçlerinde gerekli ısıyı 2014 yılına kadar sadece kömürden sağlarken, bu yıl geliştirilen pellet projesiyle günlük 11 ton kömür kullanım oranı yarı yarıya azaltılıyor. Meşe palamudunun Valex üretimi sonrası çıkan artığı kurutulup sıkıştırılarak yakıt sistemi olarak değerlendiriliyor. Meşe palamudunun bir posası var. Yani ekstraktı biz çıkardıktan sonra bunun bir benzer bir şekilde, yaş bir şekilde posası ortaya çıkıyor. Bu eskiden ya atılıyordu, ya yakılıyordu direkt kuruyunca ya da satılıyordu çevrede ve yani gerek çevreye sonuçta tamam biz üretimde bir su vermiyoruz ama ya bundan sızan sular çevreye zararlı etkilerde bulunuyordu. Biz bunu 2014 yılında yaptığımız geri dönüşüm projesiyle katı atık katı olan posamızı sıkıştırarak ve kurutarak bir pellet imalatına başladık. Bu aslında zeytincilikte de yapılıyor. Zeytin pırinalarda belki bilirsiniz uygulanan bir sistem fakat palamutta da bu ilk defa sistematik olarak 2014'te başladı. Ve bu pellet dediğimiz ürün 3900 kilokalori enerjiye sahip, tamamen çevreci. Hiçbir şekilde atmosfere ve çevreye bir zararlı gaz salgılamıyor. Ayrıca dışarı atılan eskiden bir ürünü de böylece enerji olarak geri kazanmış oluyoruz. İşletmede yenilenebilir enerji kaynaklarından güneşten sıcak su temininde faydalanılıyor. Öte yandan ısı pompası da çevreci bir yöntem olarak kabul görüyor. İşletmemizde çalışan arkadaşlarımız üretimden çıkınca örnek veriyorum bir ihtiyaçlarına giderken veya duş alırken kullanılan su, sıcak su temininde de güneş enerjisiyle bunu sağlıyoruz. Bu konuları Manisa'da bizim gibi çok işletme olduğuna pek inanmıyorum ama umarım artar. Yani biraz da programımız aracılığıyla bizi görüp örnek alan işletmeler çıkacaktır. Keza işletme içindeki ısıtma ve soğutmada da ısı pompası kullanıyoruz. Yani normal klimanın en tasarruflu, en geri dönüşümü yüksek versiyonu olan ısı pompası kullanmaktayız. Hedefleri de konuşuyoruz yönetim kurulu başkanı Arda Yağcı'yla. Nasıl Cumhuriyetimizin 100. yılında gerek hükümetin, gerek ilgili bakanlıkların ve müdürlüklerin hedefi varsa bizim de hedefimiz bu üretimi gitgide verimli bir şekilde arttırarak ya mevcut tesiste ya da talep gelmesi durumunda ilerleyen yıllarda daha kapasite arttırımını ve verimini kullanabileceğimiz yeni bir tesiste bu bitkisel taneni üretmeye devam etmek istiyoruz ve en büyük amacımız da demin bahsettiğim deri dışında alternatif sektörlere de girerek ürünü katma değerini arttırmak.
meşe palamudundan bitkisel tanen üretimi yapan başka işletme bulunmaması özellikle deri sektörünün gelişimi için hayati önem taşıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yağcı, üretim artışının ham madde teminiyle doğru orantılı olduğu tespitinde bulunuyor ve sözlerinin sonunda beklentilerini dile getiriyor. Biz şu an bu sektörde gerek Türkiye'de gerek dünyada faaliyet gösteren tek firmayız. Yani aslında bu niş bir sektör, tek bir özel bir sektör, meşe palamudu ve bitkisel tanen üretimi. Esasen bu işin ilerlemesi ve artmasının yolu diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi, bu aslında ağaç orman ürünüdür meşe palamudu, ama bazı ağaç orman ürünlerinde bunu yaptılar zeytinde olduğu gibi vakti zamanında. Palamutla ilgili gerek yetiştirilmesi ve satın alınması esnasında bir sübvansiyon yapılırsa ben bunun kat ve kat karşılığını vergisel olarak ve çevresel olarak devletin alacağına inanıyorum. Bu konudaki çalışmalarımızda bugüne kadar verilen desteklerin artarak devam etmesini istiyoruz ki biz de bu %100 Türk malı olan ve bir ihraç kalemi olan bu ürünü geleceğe hep birlikte taşımak istiyoruz. Müzik